Biz 5. katta oturuyoruz. 5. katta hamdolsun kiradayız ama evimiz güzel. Üç tarafında balkon var. Güneşin doğuşunu izliyor idim. Yani 10 ay izliyorum. 2 ay izleyemiyorum. Şu anda günler iyice kısalınca tabii güneşin doğuş yerleri de değişiyor. Önümüzde bir bina var. Dolayısıyla o kapatıyor yani 2 ay. Onu bekleyeceğiz 2 ay. Güneşin doğuşunu izleyemeyeceğim ama bir kat yukarıda olsam mesela. Bu son zamanlarda aklıma geldi. Bir kat yukarıda olsam bu sefer o bina önümüzü kesemeyecek. Dolayısıyla yani birazcık yükselmek ne kadar kar sağlıyor? Bir tık aşağıda olmak neler kaybettiriyor? Bu manevi yükselmeler için de böyledir. Hani onun için bütün peygamberler yüksek yerleri, zirveleri, dağları severler. Yükseklerden bakınca çünkü ufuk şey oluyor. Ufuktaki genişleme insanın düşünce ufkuna da aksediyor. Güzellikleri tam olarak seyretmek istiyorsa kişi yükseklere çıkma güçlüğünden sakınmamalı. Dolayısıyla bu yani imanda terakki etmek, inanç yolculuğunda mesafe almak, yükselmek de böyledir.